Arkadaşlar, bu adam soruyorlar, fenciler. Kıtaların kayma teorisi kime aittir derseniz Alfred Wegener'e aittir. Bir daha tekrarlayayım arkadaşlar. Kıtaların kayma teorisi şu adama aitmiş hocam ya. Bu adamla korku filmi gibi baksanız hocam. Evet arkadaşlar, kime aitmiş hocam? Alfred Wegener. Yazıyor mu hocam bu? Evet, yıldız versene hocam oraya. Kıtaların kayma teorisi Alfred Wegener'e aittir. Bu adamı soruyorlar demişim. Arkadaşlar şimdi bana dönsenize. Kıtalar eskiden tek parça diyor bu adam. Arkadaşlar, kıtalar birinci zaman bir parça. İkinci zaman bölünüyor, iki parça filan şeklinde günümüze geliyor. Kıtaların tek parça ismine Pangea diyoruz. Bir daha tekrarlayayım arkadaşlar. Kıtaların tek parça ismine ne isim veriyormuşuz arkadaşlar? Pangea ismini yaptık, verdik. Bak, kıtaların tek parça ismine ne isim veriyoruz hocam? Pangea. İşte üstte kalan kısımlar La Rusya, altta kalanlar nedir arkadaşlar? Gondwana şeklinde ne yaptı hocam? Geldi. Peki bir daha gösterelim mi hocam? Onları yazdıracağım, bekleyin. Şunu bir daha görmenizi istiyorum arkadaşlar. Kıtaların tek parça ismi neydi arkadaşlar? Pangea. Kıtalar parçalandı, ne oldu arkadaşlar? La Rusya ve Gondwana şeklinde oldu. Soru gelsin arkadaşlar. Evet, soru karşınızda, buyurun. Wegener teorisine göre 1. jeolojik zaman sonlarında dünya üzerine ana kar anlamına gelen büyük ve tek bir kıta vardı. Bu kıta hangisidir diye sormuş. Evet, cevap alayım arkadaşlar. Pangea'dır. Tamam. Ana 2015 fen ÖABT sorusuymuş ya. Bazen gerçekten, değil mi hocam ya, şöyle bakıyorsun. Dedim ya hocam, bunlar kek sorular. Bunlar sizi kurtaracak sorular. Arkadaşlar Pangea'yı söyledik. Hocam gerçekten arkadaşlar, dünyanın tek parça olduğu ve zamanda ondan ayrıldığı belli oluyor. Nasıl belli oluyor hocam? En güzel örneği bir baksanıza slaytıma arkadaşlar. Güney Amerika ile Afrika'yı yapboz gibi arkadaşlar birleştirdiğimizde tak diye ne yapıyor hocam? Yerlerine oturuveriyor. Arkadaşlar o zaman soru gelsin. Evet, soru sizde, buyurun. Wegener'in kıtaların kayma teorisinin ortaya atmasında önemli bir yere sahip olan alan hangisidir diye sormuşlar. Bursa. Evet, Bursa'dır. Arkadaşlar bu soruya bir yıldız atın hocam. PGM denemesinden aldım. Açıkçası çok güzel bir soru. Çıkma ihtimali oldukça fazla olan bir soru. Neydi arkadaşlar? Güney Amerika'nın doğusuyla Afrika'nın batısıdır. Bir daha tekrarlayayım arkadaşlar. Burası neresiymiş hocam? Güney Amerika'nın doğusuyla Afrika'nın batısını ne yaptık hocam? Söyledik. Var mı sıkıntı? Peki arkadaşlar, hadi bakalım, geldik hocam. Şimdi arkadaşlar, dünya ayağımızı bastığımız bir yer. Bir baksanıza bana. Altıda arkadaşlar levhalar vardır. Levha ne hocam? Kara parçalar. Hatta bu levhalar hareket ettikçe üstteki yeryüzü de ne yapar hocam? Hareket eder. Yani hocam sen şunu demek istiyorsun. Karanın altında bir kara dağ mı var demek istiyorsun? Evet. Kara kütlesinin altında bir daha kara kütleler var. Anladınız mı? Bunlara ne isim veriyormuşuz hocam anlayacağımız dilden? Levha ismi ne yapıyoruz? Veriyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle baksanıza, ben buraya kadar bir toparlayayım isterseniz. Kıtaların kayma teorisi kime ait? Hızlı söyleyin. Alfred Wegener'e ait. Yazı verin hocam. Alfred Wegener'e ait. Kıtaların kayma teorisi kime ait arkadaşlar? Alfred Wegener'e ait. Bu bir. İki. Kıtaların tek parça ismine ne isim veriyoruz arkadaşlar? Pangea yazıyorsunuz. Kıtaların tek parça ismine ne isim veriyoruz? Pangea. Peki Wegener'in kıtaların kaymasını ispatladığı yer neresiydi arkadaşlar? Evet, Afrika ile Amerika yazı verin hocam ya. Gerek yok o kadar. Afrika, Amerika yazın. Peki kıtalar neyin üzerine yer alırdı? Levhaların üzerine yer alır. Kıtalar neyin üzerine yer almış hocam? Levha. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Sam olarak soruyorum. Yok. Peki arkadaşlar şöyle baktığımızda işte levha hareketleri sonucunda kıta oluşuyormuş. Volkan oluşuyormuş. Okyanuslar oluşuyormuş. Dağ oluşuyormuş. Yani levha bizim her şeyimiz. Arkadaşlar sayfayı çevirir misiniz hocam ya? Orada arkadaşlar büyük bir levha haritası koydum size. Arkadaşlar bu levhaları bileceksiniz. Kuzey Amerika levhası 1. Benim gibi farklı bir kalem kullansanız olur mu şöyle ha? Kuzey Amerika levhası neydi arkadaşlar? 1. Güney Amerika levhası hangisiydi arkadaşlar? Ki plaka demek levha mı demek hocam? Aynen. Plakanın diğer ismi arkadaşlar nedir hocam? Levhadır. Güney Amerika neydi arkadaşlar? 2. Avrasya neydi arkadaşlar? 3. Arabistan neydi arkadaşlar? 4. Afrika neydi? 5. Arkadaşlar Hint, Hindistan, Avustralya 6 ve Antarktika 7. Arkadaşlar kaç tane levha varmış hocam demek ki? 7 büyük levha varmış. Arkadaşlar küçük levhalar haricinde 7 tane büyük levha varmış. Mesela arkadaşlar şurada baksanıza. Kuzey Amerika ile Güney Amerika'nın birleştiği yerde Kokoş. Kokoş deriz ya, gel Kokoş'la. Kokoş plakası varmış. Nazca var mesela. Şurada Karayipler var filan filan. Şimdi ben arkadaşlar sorular demişim hocam. Buyurun başlıyoruz. Sayfayı çevirin şimdi, sizi de gelecek. Şu soru var mı sizde? Başlıyoruz. Kaç tane soru var orada hocam bu arada? 3 mü?
Aşağıdaki hangisi yer kabuğundaki 7 büyük levhadan biri değildir? Avrasya var mıydı? Var. Antarktika vardı. Var. Afrika var, Pasifik var. Nazca var mıydı? Yok. Nazca küçük. Levhada ama küçüktü hocam. Peki hemen geçtim hocam. Şu soruya beraber bakalım arkadaşlar ya. Sınıf. Yukarıdaki dünya haritasında A ve B harfleriyle temsil eden levhalar oluştukları dağ sırası hangisine doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar şöyle baksanız hocam ya. Burası arkadaşlar nedir hocam şöyle baktığımızda? Evet, burası arkadaşlar bir Güney Amerika'dır. Güney Amerika'da ne var arkadaşlar? Nazca. Dağ sırası hangisiydi hocam? Ant dağları var. Güney Amerika'da arkadaşlar Nazca. Burada ne varmış hocam? Ant dağlarımız da vardır. Olur mu sınıf? Güney Amerika, Nazca, Ant dağları var. Peki. Şimdi arkadaşlar şurada bir altta bir harita göreceksiniz. Levhalar var. Hocam birinci levhamız hangisiymiş hocam? Anadolu levhası. Türkiye oluşturan levhalar. Buldunuz mu Anadolu levhasını? Peki ikinci levhamız hangisiymiş hocam? Arap. Üçüncü hangisiymiş hocam? Avrasya. Ve dördüncü hangisiymiş hocam? Afrika'dır. Oldu mu hocam? O zaman kaç tane levhamız varmış arkadaşlar? Bir söyleyin bana. Dört tane levhamız var. Arkadaşlar Anadolu levhası var. Avrasya levhası var. Afrika var. Bir de kim varmış hocam? Orada görüyorsunuz. Arap. Hatta bir şey söyleyebilir miyim hocam? Doğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin neydi hocam? Hatırla. En yüksek yer. Niye hocam biliyor musunuz? Bu çıkmış eski bir ÖYS sorusu. Doğu Anadolu bölgesini arkadaşlar aşağıdan kim sıkıştırıyor? Arap. Üstten kim sıkıştırıyor? Avrasya sıkıştırıyor. Peki ne yapıyor arkadaşlar? Bakın yükseliyor. O zaman doğunun bu kadar yüksek olması nedeni neymiş aslında? Altta iki tane kıtanın ne yapması hocam? Levhanın sıkıştırmasıdır. Anladınız mı? Bunu bir yazsak olur mu hocam aşağıya? O levhanın altına. Doğu Anadolu'nun yüksek olmasının nedeni. Doğu Anadolu'nun yüksek olmasının nedeni. Arap levhasıyla Doğu Anadolu'nun yüksek olması nedeni Arap levhasıyla Avrasya levhasının sıkıştırmasıdır. Bir daha tekrarlayayım hocam. Arap levhasıyla Avrasya levhasının nedir hocam? Sıkıştırmasıdır. Olay anladınız mı? Peki bana dönseniz hocam. Hemen bir tane soru çalkalım. Evet başladık hocam. Yukarıdaki haritada numaralı levhalar sırasıyla hangisine doğru olarak verilmiştir diyor soruyor. Arkadaşlar birinci levhamız hangisiydi bizim? Anadolu. İkinci levhamız hangisiydi? Üç neydi? Dört neydi? Evet doğru cevap A'dır. Bilirsen kolay hocam. Bir daha söylüyorum. Bu konuları bilirseniz çok rahat yapacağınız yer. Anladınız mı hocam? Peki. Hadi bakalım başladık arkadaşlar. Bizim sloganımız vardı. İç kuvvetler. İç güzellik neyle başlardı? Doğu. Biz bunu defalarca arkadaşlar sizlere anlattım. İç güzellik neyle başlıyordu arkadaşlar? Doğu'la başlıyordu. Hatırladınız mı hocam? Arkadaşlar Doğu beraber bakalım isterseniz. D harfimiz neydi hocam? Deprem. O harfimiz neydi? Orojeniz. V harfimiz? Volkanizma. E harfimiz? Eprojeniz. Bir daha söylüyorum. İç güzellik neyle başlıyordu hocam? Doğu'la. Hatırladınız mı? Arkadaşlar oraya bir yıldız atar mısınız? O sizde var zaten. Doğu'lu söyledik. Peki. Şimdi bir altında arkadaşlar yeryüzünü şekillendiren kuvvetler vardı. Hatırladınız mı? İç kuvvetler var, dış kuvvetler var. İç kuvvetler nasıl bir etkiye sahipti? Yapıcı. Dış kuvvetler nasıl bir etkiye sahip hocam? Yıkıcı. İç kuvvetler yapıyor, dış kuvvetler ne yapıyormuş hocam? Yıkıyor. İç kuvvetler enerji kaynağını nereden almışlardı? Mağmadan, dış kuvvetler güneşten. Peki orojenez neydi arkadaşlar? Dağ oluşumu. Epirojenez, kıta filan. Ben bir şey sorabilir miyim hocam ya? Türkiye'nin bugünkü yeryüzü şeklini almasında en az etkili olan dış kuvvet? En az buzullar. En fazla hangisiydi arkadaşlar? Akarsular. Allah canınız almasın. 30. kez tekrarımız. Genellikle gördük bunu. Hiç geldi. Arkadaşlar en fazla neymiş hocam? Akarsu. En az hangisiymiş hocam? Buzullar. Peki bir şey daha sorabilir miyim arkadaşlar size? Türkiye'de buzulların az yer kaplamasının nedeni nedir? Evet, orta kuşakta bulunmasıdır. Oldu mu arkadaşlar? Türkiye'de buzulların az yer kaplaması nedeni orta kuşakta ne yapması bulunmasıdır. Peki, hadi bakalım arkadaşlar geldik. Sorumuz şu hocam ya, beraber bir tane örnek çalışalım da daha iyi olsun diye düşündüm. Soru gelsin arkadaşlar. Bana bir dönseniz. Hangisinin oluşumunda iç kuvvetler etkili? Hocam soruda hiç gelince polemiğe girmeyeceksin soruyla. Doğu bir yazacaksın. D neydi arkadaşlar hatırlarsın? O neydi? Dağ oluşumu, orojeniz, volkan, epirojeniz. Ha, şıkları ben bunu arayacağım. Kendi kendime konuşuyorum. Traverten olmadı. Kapıdağ Yarımadası olmadı. Toros Dağları, ana benim doğuda var mıydı bu? Vardı. İşaretledim. Oldu mu hocam? Neymiş hocam? Hayat gibi hocam. Hiç polemiğe girmiyorsunuz. Ne yaptınız? Tak diye işaretleyip geçtiniz.
Peki arkadaşlar, dünyanın yaşına baktığımızda 4.6 milyar yıl olarak ne yapılmış hocam? Tespit edilmiş. Yalnız hocam şu anda tespit edilmiş. Belki yeni bir arkadaşlar bir buluş çıkacak. Yani bir şey bulunacak. Dünyanın yaşı değişebilir. Bu ne oluyordu dünyanın yaşı değişebilirse? Paradigma kayması oluyordu. Anladınız mı hocam? 4.6 milyar belki değişecek, bilmiyoruz. Peki. Arkadaşlar şöyle baksanız hocam ya. Aslında biz zamanlar her zaman kaça ayırırız arkadaşlar? 4'e. Yanlış ama hocam. 5'e ayrılır zamanlar. Nedir arkadaşlar? İlkel zamanı unuturuz. İlkel zaman hatta nedir hocam? En uzun süren dönemdir. Bir yanına yazsak olur mu ilkel? İlkel zaman atlıyoruz hocam. Atladığımız devre bakar mısınız? 4 milyar yıl sürüyormuş. İlkel zaman. Mesela birinci yıl zaman 370 milyon yıl. Aman Allah'ım. İkinci zaman 170 milyon yıl. Üçüncü zaman 80 milyon yıl. Dördüncü zaman hala devam ediyor. 2 milyon yıl. Bakalım ne zaman devam edecek. Anladım arkadaşlar. İlkel zaman neymiş hocam? Demek ki en uzun süren dönemimiz. Peki. Hadi bakalım arkadaşlar. Başladık hocam. Evet. Şunlardan başlıyoruz hocam. İlkel zaman kaç yıl sürmüştü hocam? 4 milyar yıl. İlkel zamana baktığımda kıtaların çekirdek kısmı oluştu. Hocam daha sade bir Türkçe konuşsan ne demek yani? Dünyanın en eski yerleri oluştu. Dünyanın en eski yeri Kanada. Çok sorarlar hocam ya. Hep aklınızda kalsın hocam ya. Kanada deyince arkadaşlar aklınıza dünyanın en eski yeri kalsın aklınızda. Kanada dünyanın en eski yeri. Peki. Arkadaşlar orada baksanız hocam. Su yosunu alg türünden ilk bitkiler ortaya atılmış. Bir daha tekrarlayayım. Burada ne olmuş arkadaşlar? Su yosunu alg türünden ilk bitkiler ortaya ne yaptı hocam? Çıktı. Peki arkadaşlar hadi bakalım. Ben bir daha tekrarlasam olur mu? Dikkat demişim. Dünyanın en eski yerleri? Kanada'ydı. Peki arkadaşlar su yosunu alg türü burada. Dünyanın ilk dağları olan Huron, bunu yazmanızı istiyorum, Kanada'da çıkmış. Şu anda o kadar çok etki altına girmiş ki hocam yani rüzgar falan. Şu anda dağ düzleşmiş. Dünyanın en eski dağı arkadaşlar Huron dağlarıymış. İlk dağları diye geçer. Bak yine bana demeyin hocam çok detaya giriyorsun demeyin, az sonra sorunuzu göstereceğim. Bu soru da size gelmiş. Dünyanın ilk dağları hangisiymiş hocam? Huron. Nerede olabilir tabii ki arkadaşlar? Kanada'da olacak. Dünyanın ilk dağı da nerede olacak tabii ki arkadaşlar? Kanada'da olacak. Oldu mu sınıf? Peki arkadaşlar. Birinci zamana baktığımızda arkadaşlar kıtalar tek parçaymış bu dönemde. Kıtaların tek parça ismine ne isim veriyoruz biz? Pangea. Kıtaların tek parça ismine ne diyor hocam? Pangea. Hatırladınız mı hocam? Pangea'da kaçıncı zamanda geçiyormuş arkadaşlar? Birinci zamandı. Evet. Kıtalar tek parça. Birinci zamandayız burada. Bu dönemin önemli olaylardan birisi dünyanın ikinci dağları oluşuyor. Hersingen, Appalaş ve Ural dağları, Kaledonian dağları, İskoçya ve Norveç dağları. Dünyanın ikinci dağ sırası birinci zamanda oluşuyor. Appalaşları ve Ural dağları bilmenizi istiyor hocam. Appalaş dağları arkadaşlar, Ural dağlarını bilmenizi istiyorlar. Bu dönemde arkadaşlar taş kömür de piyasaya çıkıyor. Bir daha söylüyorum hocam. Taş kömür de piyasaya ne zaman çıkıyormuş demek ki? Birinci zamanda karşımıza geliyor. Peki sınıf bir tekrarlayalım arkadaşlar beraber. Birinci zaman unutmayacaklarımız bir. Pangea. Arkadaşlar dünyanın? Peki arkadaşlar taş kömür oluşmuş. Oldu mu arkadaşlar? Evet taş kömür oluştu. Hocam bu Appalaş var ya Amerika'daki bu taş kömürün falan olduğu yer. Dünyanın o da ilk dağlarındandır. Anladın mı? Birinci zamandaki. Peki arkadaşlar. Birinci zamanda Türkiye'ye ne oldu hocam? Zonguldak, Ereğli, Amasra oluşmuştur. Orada görüyorsunuz değil mi? Bu dönemde aynı zamanda arkadaşlar masif dediğimiz kara kütlesi de ne yaptı hocam? Ortaya atılmıştır. Buldunuz. Şimdi ben bu masifleri arkadaşlar sizle çalışmıştık. Biz hatırladınız mı? Biz çalışmıştık sizle. Bir daha çalışalım mı? Peki Marmara'dan başlıyoruz. Marmara'daki neydi hocam? Yıldızlar. Buyurun beraber yazsak olur mu hocam? Hem de elimiz alışsın içine. Marmara'daki kimdi arkadaşlar? Yıldız Dağları. Peki Karadeniz'de yazalım beraber arkadaşlar. Kastamonu, Zonguldak. Kastamonu, Zonguldak. Üçüncü hangisi arkadaşlar? Saruhan Masifi var. Üçüncü hangisiymiş arkadaşlar? Saruhan Masifi. Bir altında kim var arkadaşlar? Menteşe. Peki bizim İç Anadolu'da arkadaşlar kim var hocam? Kırşehir Masifi var. Evet. Doğu ve Güneydoğu'da hangisi var arkadaşlar? Bitlis Mardin Masif var. Doğu ve Güneydoğu'da kim var arkadaşlar? Bitlis Mardin Masif var.
Tamam arkadaşlar. Evet, bunu söyledik. Bir de arkadaşlar şurada ne masifimiz var arkadaşlar bizim? Anamur masifimiz var değil mi hocam? Burada arkadaşlar neyimiz var hocam? Anamur masifimiz ne yaptı arkadaşlar? Yer aldı. Peki. Hadi sınıf, şimdi benimle gözü gülerek bir daha yapacağız. Arkadaşlar bana dönsenize. Başlıyoruz. Marmara'da kim vardı arkadaşlar? Yıldız. Karadeniz'de kim vardı? Kastamonu, Zonguldak. Peki burada? Peki burada? Menteşe. İç Anadolu'da? Ve Anamur. Çok güzel. Haritayı doldurdunuz. Soru gelsin hocam. Şu soruyu siz yapın. Ondan sonra benimle beraber yapacaksınız. Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiş. Hangisi bu alanlar için ortaktır? Cevap alabilir miyim? Evet. Bunlar neydi arkadaşlar? Yaşlı temel. Bu soru bende. Siz slide'da yani. Slide'a bakar mısınız? Herkes slide'a dönsün. Soru şuydu. Yukarıdaki haritada numara alınmış koyu renkli gösteren yerler hangisi masif arazi değildir? Bir kere bir şey söyleyeyim. Bir var mıydı? İki var. Üç var. Beş var. Hangisi arkadaşlar yok? 4 yok. Anladınız mı hocam? Bu da 2018'in sorusu. Peki geldim arkadaşlar. İkinci zaman. İkinci zamanda şunun altını çizer misiniz? Alp kıvrımlarına hazırlık aşaması. Oluştu demiyorum. Bu dönemde Alp kıvrımları ne yapmış hocam? Hazırlanıyor. Bu dönemde Alp kıvrımları ne yaptı arkadaşlar? Hazırlandı. İkinci zamanda damgasını vuran olay kim hocam? Dinozor. Dinozorlar ne zaman piyasaya çıkıyor? İkinci zamanda. Peki arkadaşlar bir daha tekrarlayayım o zaman. İkinci zamanda dinozor piyasaya çıkıyor. Pangea parçalanıyor. Pangea'yı parçalıyor. Bir baksanıza, bir bana dönün şimdi. İkinci zamanda Pangea ikiye bölünüyor. 2-2. Arkadaşlar sorudan sonra söyleyeceğim. Soruya bak. Evet. Buna göre hangisi bu iki kıta birlikte ve doğru olarak verilmiştir? Kıtalar günümüzde en şekli gelmeden önce tek bir kıtaydı. Evet, Pangea'ydı. Pangea ikiye bölünüyor. Siz söyleyin hocam. Pangea'nın ikiye bölünmesi. Bilmiyoruz. Bakışıyoruz. Evet, La Russia ve Gondwana'ymış. Asya'nın atasıymış hocam La Russia, biliyor musunuz? Asya oradan gelir. Gondwana da Afrika'nın atasıymış. Yer bilim dersini ne zaman, hangi sınıfta aldınız siz? Kaçıncı sınıfta aldınız? 3'te aldım. 3'te mi aldınız? Hangi kaynaklardan çalıştırdı hoca sizi? Jeoloji kitabı mı? Hangi, kimin kitabıydı ki hocam? Geçsene bana, çok iyi olur ya, bakarım ya. Hangi üniversitede hocam? Sizin bizim Necmet'in? Akırşehir'den getirdiniz. Tamam. Arkadaşlar ikinci zamana baktığımızda arkadaşlar ne vardı hocam? Dinozor vardı. Videolar açmadı ya. Peki arkadaşlar şöyle baktığımızda hocam geldik, sırada hangisi var hocam? Üçüncü zaman. Hocam üçüncü zaman en çok çıkan zamanlardan olduğu için bir yıldız atmanızı istedim. Üçüncü zamana baktığımızda arkadaşlar bana bir dönsenize. Bu dönemde iç kuvvetler etkili. Bir şey soracağım. İç kuvvetler etkiliyse yapıcı mı yıkıcı mıydı bu? Yapıcı. Bu dönemde orojenez etkili olmuş. Orojenez ne demek arkadaşlar? Dağ oluşumu. Dünyanın en büyük dağ sistemi olan Alp Himalaya Dağ Sistemi oluşmuş hocam ya. Dünyanın en genç dağıdır hocam. Unutma. Kaçıncı zaman oluşmuş hocam bu? Üçüncü. Bir daha söylüyorum. Dünyanın en genç dağı da kimmiş arkadaşlar? Alp Himalaya. Peki dünyanın en eski yeri neresiydi? Bir söylesenize bana. Kanada değil mi hocam? Peki. Şu dünyanın arkadaşlar görüyorsunuz üçüncü zamanda oluştu. Hatırlarsanız arkadaşlar iç kuvvet, iç güzellik neyle başlıyordu? Do. Bir dinleyin hocam burayı arkadaşlar. Mesela bu Do'un açılımını üçüncü zamanda göreceksiniz. Türkiye için söylüyorum. Do'un açılımını kaçıncı zamanda görüyorsunuz? Üç. Mesela arkadaşlar şöyle baktığımda depremler, Türkiye'deki faylar kaçıncı zaman oluşmuş o zaman? Üç. Bak ezber yapma, olur mu? Do'u kaçta görüyormuşum ben Do'u? Üçte. Mesela arkadaşlar depremleri kaçın zamanda göreceğim hocam? 3'te. Peki arkadaşlar orojenez. Orojenez neydi arkadaşlar? Dağ. Kaçın zamanda göreceğim ben? 3'ün zaman. Orojenez kaçın zamanda göreceğim? 3. Peki arkadaşlar mesela volkanlar kaçın zamanda göreceğim? 3. Ana şu volkanlar 3'ün zamanda patlıyormuş yani. Onu demek istiyor. Volkanları 3'ün zamanda göreceğim. Peki arkadaşlar epirojenez neydi? Kıta oluşumu. Türkiye'deki kıta oluşumları kaçın zamanda başlıyor o zaman? 3'ün zamanda. Hani toptan yükselmeler oldu ya, Konya bu kadar yüksek olmasının sebebi, 1016 metre olması nedeni toptan yükselme olmasıydı filan, hatırladınız mı? Peki arkadaşlar o zaman baksanız bir daha söylüyorum. Doğu kaçın zamanda göreceksiniz hep? 3'te. Bu dönemin önemli yeraltı zenginlikleri tuz, bor, lignit, petrol kaçın zamanda görüldü arkadaşlar? 3. zamanda görüldü. Arkadaşlar burada lignit var, önemli. Lignit Türkiye'nin her yerinde var. Bizim Ilgın'da bile varsa Türkiye'nin her yerinde var. O zaman Türkiye'de bu kadar çok lignitin olmasının sebebi Türkiye ile oluşum zamanları aynıdır. Lignit kaçın zamanda oluştu çünkü? 3.
Türkiye kaçıncı zamanda oluştu hocam? Üçüncü zamanda oluştu. Anladınız mı demek istediğimi? Hocam maskeyi taktı. Bendeki benden gelir. Arkadaşlar geldik. Bunu söyledikten sonra hemen geçiyoruz hocam. Üçüncü zamanda unutmayacaklarımız. Bir, hangi dağ sistemi? Alp. Alp Himalaya genç mi? Genç. Peki bu dönemde lignit, tuz, bor, petrol oluştu. Türkiye'nin başına taş düşse kaçıncı zamanda bileceksiniz? Çok güzel. Peki arkadaşlar. Mesela dağları, volkanları, fayları filan bu dönemde oluşmuştur. Ve geldik arkadaşlar. Kaçıncı zamandayız hocam? Dördüncü zaman. İçinde yaşadığımız dönem. Hocam ya bazen soru bankalarında sizi görüyorum sizin burada. Pleistosen dönemi var. Buzul çağı. Evet. Buzul sonrasında Holosen diyorlar. Zaten arkadaşlar o sen buzul demektir. Aklın hep böyle kalsın. Buzul öncesi ve buzul sonrası yaşamışız. O sen ne demekmiş arkadaşlar? Ocean diyorlar ya o sen. Arkadaşlar buzul demek. Peki. İşte bu dönemde buzul dönemleri var. Diyorum hocam sizin soru bankalarında bazen çok detay sorular görüyorum. O yüzden söylüyorum bunları. Günz, Mindel, Ris, Würm. Ya hocam bir soruda işte Günz'ü görüyorsanız, Mindel'i görüyorsanız, Ris'i görüyorsanız dördüncü zaman. Çok detayına girmeyin. Mesela ben coğrafya alanında bunların nereler olduğunu, ne yapıldığını ben anlatıyorum ama siz gerek yok. Olur mu hocam? Çok abartmaya gerek yok. Hocam ya zaten buzul çağı devam etseydi arkadaşlar bugünkü iklim şartları arkadaşlar olur muydu? Olmazdı. Yaşam olur muydu arkadaşlar? Olmazdı. Bugünkü iklim şartları kaçın zamandaymış demek ki? Dördüncü zamandaymış. Bir daha tekrarlayayım. Bugünkü iklim şartları kaçın zamandaymış arkadaşlar? Dördüncü zamandaymış. Peki. Evet. Dördüncü zamanda hatırlarsanız ben bunu sloganlaştırmıştım size. İklim, insan, Ege, Boğazlar. Ver coşkuyu şimdi. Neydi hocam ben bunu... Bir daha tekrarlayayım. İklim vardı. İnsan, Ege, Boğazlar. Dört kelimeyle dördüncü zaman demiştim. Sloganımız neydi arkadaşlar? Dört kelimeyle dördüncü zamandı. İlk insan Ege'de boğuldu. Çok güzel. Saçma gelse de akılda kalıyor bak. Görüyorsunuz değil mi hocam? Bunu anlatalım. Benim Kasım ayında anlatmıştım size. Hala aklınızda kalmış. İlk insan Ege'de ne yapmış arkadaşlar? Boğulmuş. Burası tamam. Peki. Hadi bakalım arkadaşlar. Geliyoruz. Orada bir tekrarım var arkadaşlar. Tekrar sizde. Başla. Aydın olmuş hocam. Soru çözüyoruz hep Instagram'da. Soru atıyorlar ya bazen. WhatsApp'tan soru çözüyorum. Bittiyse beraber soruları çözün de hocam arkasında. Bekleyeyim sizi. İsmini atar mısın? Hatta getirirse ben bir taratayım onu ya. Genel jeoloji temel kavramları. Nobel'den ayrılmış bir kitap. Bana bir atar mısın bunun resmini? Alın. Atayım hocam. Öbür resimler gelmemiş fenciler.
sadece 2-3 resim koymuşsunuz. Burada çekindiğimiz falan var diye şöyle çektik, şöyle çektik. Allah Allah, ben mi indirmedim, bir bakayım da. Tamam, onu o da var mı? İşte onun sınıfı durun da. Bizim PG muhabbeti. Ha, onu indirmemiş. Şu. 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 Tamam. Size paylaşacağım bir saniye, biliyorum. Resimleri seçiyorum. Kusura bakmayın. Bu niye böyle durmuyor hocam ya? Mesela şöyle küçültüyorum. Filiz, gelsene mi? Mesela şunu şöyle bir küçültüyorum. Niye olmuyor? Birden fazla atıyorsunuz ya, o yüzden olmuyor sanırım. Normalde şöyle oluyor. Da bir uygulamadan yapabilirim ben kenarlarını beyaz. Ondan sonra... Öyle mi yapalım? Dur, en güzel çıktığımız hangisi ise. Şunu alalım. Herkes gözüksün ama. Hangisi ki olacak? Ben tekrar. Atalım. Ben sana seçelim. Tamam. Hangisi hocam? Geç, bu değil. Değil. Bu. Tamam, biri bu olsun. Geç bunu. Geç. Geç. Dur. Bu. Bunu da kalplemişim zaten. Tamam. Bu da bu. Bir üç tane. Tamam. Tamam, sen at bana. Onları paylaşayım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Buyurun, başlıyoruz hocam. Arkadaşlar, dördüncü zaman unutmayacaklarımızı söyleyeyim. İklim vardı, insan vardı, Ege Boğazlar vardı. İlk insan Ege'de boğulmuştu. Peki arkadaşlar, Alp İmalya oluşması mı sormuşuz? Nasıl sormuşuz? Evet, üçüncü zaman unutmayacağımız neydi hocam? Alp İmalya, Lee Tuz Bor. Bir de Türkiye'nin başına taş düştü. Peki, bunlar kaçıncı zamandı arkadaşlar? Üçüncü zamandı. Peki ilk insan Ege'de kaç zamanda boğulmuştu? 4. Hatırladınız mı? Bu neydi? İklim, insan, Ege, Boğazlar falan söylemiştik. Peki hemen geldim. Taş kömürün oluşması, Zonguldak'ın oluşması, masif arazi kaçın zamandı? 1. zamandı. Taş kömürü, masif arazi, Zonguldak falan vardı. Bunlar kaçın zamandı arkadaşlar? 1. zamandı. Peki arkadaşlar, hadi bakalım. Geldik hocam şöyle baktığımızda. Dinozorun olduğu dönem yeryüzü dümdüzdü arkadaşlar. Kaçın zamandı hocam bu? 2. zamandı. Peki sorular hazırsınız hocam. Başlıyoruz.
Arkadaşlar hadi bakalım. Aşağıdaki hangisi 3. Jeolik zamanında Türkiye'de meydana gelen olaylardan biri değildir? Bir şey soracağım. Alp orojeniz 3. zaman mıydı? Evet. Petrol linyet 3. zaman. Faylar kaçtı? 3. zaman. Volkanlar kaçtı? 3. zaman. Ama Ege Denizi kaçın zamandı arkadaşlar? 4'tü. Peki şu soruya cevap verin hocam. Adana. Türkiye yukarıdaki veren. Evet doğru cevap sırayı bozmuyorduk arkadaşlar. Neydi hocam? Adana doğruydu. Oğlum sınıf. Peki arkadaşlar şu soruya cevaplayalım. Peki Ege Denizi oluşması 2. Jeolik zaman 4. Kuzey Anadolu'lar 3. İstanbul Boğazı 4. Arkadaşlar 2018'in sorusuydu. Doğru cevap E şıkkını ne yaptık söyledik. Peki. Yok normal KPSS sormuşlar ama ÖABT gibi değil mi aynı baksanıza. Peki arkadaşlar şu sorumuz var. İskenderun Körfezi'nin oluşması İstanbul Çanakkale Boğazları kaçıncı zamanda arkadaşlar? Bunlar kuaterner 4. zaman. Hadi başlayalım arkadaşlar. İç kuvvetlerden başlıyoruz. Doğu'la başlıyoruz. Tektonik hareketler ne demek hocam? İç kuvvetlerin oluşum sürecinde meydana gelen hareketlere biz ne isim veriyoruz? Tektonik. Peki arkadaşlar şöyle başladık hocam. Birinci hareketimiz hangisiydi bizim arkadaşlar? Dağ oluşum. Dağ oluşumun diğer ismi neydi arkadaşlar? Orojeniz. Şimdi orojenize baktığımızda okyanus ve deniz tabanlarındaki jeoseknallerde oluşan tortul tabakalar, yer kabuğunu oluşturan levhalar, kara vardı ya alttaki. Birbirini sıkıştırmasıyla ne yapıyor hocam? Bunlar yaklaşıyor hocam. Basınca uğruyor, sıkıştırıyor yani. Ya hocam bildiğimiz var ya çaydanlıktaki kireç gibi düşünün hocam. Onlar depo haline gelmiş, tortulaşıyorlar. Daha sonra levha hareket ettirince hocam basınç oluşuyor. Bizimkiler ne yapıyor hocam? Ya kıvrılıyor ya da kırılıyor. Eğer arkadaşlar şöyle baktığımızda arkadaşlar şu jeoseknal ne demektir? Onu bir bakalım da ilk önce. Okyanus ve deniz suyunun içinde olduğu büyük çanağa biz ne isim veriyoruz hocam? Jeoseknal. Bir yıldız atar mısınız hocam onu? Peki. Heh. Daha önce söyledim ya arkadaşlar. Eğer bu tortul tabakalar arkadaşlar basınç sonucunda kırılıyorsa Hertzgrabenler oluşturacak. Kıvrılıyorsa antiklinal seklinal oluşturacak. Peki arkadaşlar mesela şu kıvrılmış. Demek ki yumuşak bir tabaka. Kıvrılmış arkadaşlar. Üste kalan kısım ne oldu hocam? Antiklinal. Altta kalan kısım ne olmuştu? Senklinal. Hatırladınız biz bunu coğrafyada görmüştük. Arkadaşlar antiklinal senklinal olmuştu. Bu kıvrım dağları arkadaşlar bizim Kuzey Anadolu dağlarında falan çok fazla görülür müydü? Görülür. Peki arazimiz sert yapıya sahipse bu kez kıvrılmada ne olmuştu hocam? Kırılmıştı. Kırılma sonucu üstte kalan kısım ne olmuştu? Hertz. Altta kalan kısım ne oluyordu? Gariban olmuştu. Hatırladınız mı? Bunu biz çok konuşmuştuk arkadaşlar. Mesela Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe. Kazma yutan, Bozay'ı meyledi filan demiştim ben size. Burada bakır çayımız var, Gediz var, Küçük Menderes var. Büyük Menderes filan ne yaptık hocam? Olduğunu söyledik.